İnsanlar vardır, her haliyle hemen kendini belli eder. Kimi boş teneke gibi çok ses çıkarır fakat nafile. Bazıları vardır, sessiz sedasız, kendi halinde. Bunlar kül içindeki köz gibidirler. Közün üstündeki külü üflemedikçe közü göremez, onun sıcaklığını hissedemezsiniz, değerini bilemezsiniz. Rahmetli İrfan Ağılönü de işte böyle bir değerdi. Onu yakından tanıyanlar, dıştaki külü üfleyenlerdir. Yaşadığı sürece mütevazi külleri içinde etrafına sıcak bir hava vermiştir İrfan Hoca. İrfan abimiz, yurdumuzun en eski ilçelerinden olan Bolvadi'nin Dişli kasabasında 5 Ocak 1963 yılında dünyaya geldi. İlkokul yıllarında Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Isparta İmam Hatip Lisesi'ni Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi takip etti. İlk görev yeri birçok dünyalının görev yapmak ve yaşamak istediği Erdek Marmara Adası'ydı. Orada gördüğü hayat tarzı onun İslam'a daha sıkı sarılmasının gerektiğini belli etti. İslam'ı yaşamak bir ölçüydü onun için. Davası Allah olanın destekçisi Allah'tır düsturuna inanan, hem de candan inanan biriydi İrfan Hoca. Müslümanlık ve davasında rakiplerinin bile imrendiği, hasımlarının bile hakkını teslim ettiği bir insandı. Ömrü İslam'a hizmet etmek, öğrenci değil ümmet yetiştirmek ile geçmiş bir dava adamıydı. Gönülleri imar edecek olanların mamur bir gönül taşımak zorunda olduklarını çok iyi bilirdi. Bu yüzden sevgi kelimesi dilinden düşmezdi. Sevgi, yüreğinin ölümsüz meyvesidir. Bu meyve, insanın harcadıkça çoğalan tek sermayesidir. Bu sermayeyi çoğaltmaktı gayesi. Sevginin en büyüğünün, en büyüğe sevgi olduğunu hep anlattı, yaşadı, örnek oldu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız ilahi buyruğu onun yolunu aydınlatırdı. Hayat yol, insan yolcudur. İnsanın önünde iki yol vardır. Ya Allah'a adanmak ya da aldanmak. O Allah'a adanmış.
En çok münakaşaya girdiği ve kabullenemediği konulardan biriydi, namazın kazaya bırakılamayacağı. Kılınmayan namaz, kaza edilse bile borç olarak kalacağını söylerdi. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme, türküsünü çok dinler, Rabbine de böyle yalvarırdı. Beşeri hayatın hiçbir nimeti gözünde değildi. Allah'tan gelen her şeye sonuna kadar açıktı kapısı. Ondan gelen dert, başım gözüm üstüne derdi. Bu biz kulların sınavıydı. Aile fertlerinden birisi herhangi bir şeye of deyiverse, ne derdiniz var, şükürler olsun, hiçbir eksiğimiz yok, şükredin. İman iki eşit parçadır, yarısı sabır, yarısı şükürdür, derdi. Kimilerinin sınavı zordur. Sabretmek lazım. Çünkü tüm iyi şeyler sabırla gelir. Tüm kapılar kapansa da, bütün kapıların bir sahibi vardır. İyi bir aile reisiydi İrfan Hoca. Çok iyi bir çobandı. Ailenizden hesaba çekileceksiniz ayetini çocuklarına anlatırken, siz de hesaba çekileceksiniz diyerek, Peygamber Efendimizin kızı Fatıma'ya söylediklerini sık sık tekrar eder, benim de iyi olmam sizi kurtarmaz. Çünkü sağ gözün sol göze faydası yoktu. Yaşamaya çalıştığı hayat peygamberi bir hayattı. Anne baba hakkını gözetip evlatlık görevini hakkıyla yapmaya çalışırdı. Öyle ki eşini köye, anne babasının yanına gönderir, ben burada idare ederim derdi. Peygamber Efendimizin aile içi sevgi ve muhabbetini yaşamaya ve yaşatmaya çalışırdı. Eşine olan sevgisi, saygısı, sadakati, Efendimizin Hazreti Hatice'ye olan muhabbeti gibiydi. Aralarında azıcık bir dargınlık oluverse, nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'ya değer gözlerin der, gönlünü alırdı. Evlatlarının her zaman yanında olur, sevgi ve desteğini onlardan esirgemezdi. Torunları onun her şeyiydi. Onları camiye götürür, caminin bahçesini onlarla süpürür, oyunlar oynar, örnek bir dede olmaya çalışırdı. Misafiri ve ikramı çok severdi. Misafir rızkı ile gelir, sevabı hane sahibine kalır derdi. Dostlarıyla devam ettiği gezekte ikram işlerinin abartılması üzerine sadece çay içilmesine karar verilse de bu kural İrfan Hoca'nın evinde uygulanmadı. Onun evinde fırında patates, katmer ve arabaşı yemeyen dostu yok denecek kadar azdır. İkramı sevdiği kadar israftan çok korkardı. Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz ayetini kendine şiar edinmişti. Tabağında yemekten tek bir kırıntı kalmayacak şekilde ekmeğiyle sıyırır, sünnetlemek lazım derdi. Teşkilatçıydı. Mü'mine yardım etmek boynumuzun borcudur prensibince dini sohbet ve toplantılara katılır, organize ederdi. Dişli kasabasından olan kardeşleri için mutat toplantıları da o başlatmıştı. Dişli Diyat onun eseridir. İlim Yayma Cemiyeti Afyon Şubesi'nin aktif üyelerindendi. 28 Şubat süreciyle beraber İmam Hatiplerin kapatılması ve İslamiyet'in irtica olarak nitelenmesiyle birlikte Muhammed ümmetinin sıkıntılı günleri başladığında İrfan Hoca da sıkıntılar yaşadı ama yoluna baş koyduğu davasından vazgeçmedi.
Yollar dikenli, sınav zordu. Öyle ki babası, "Oğlum dikkat et, böyle toplantılardan uzak dur, başına bir iş gelir," dediğinde, "Öleceğimi bilsem de vazgeçmem," diyecek kadar davasında samimi biriydi. Öyle de yaptı. "Hak bildiğim yolda yalnız da olsa yürüyeceğim," derdi. Her çağda şartlar ne kadar olumsuz olsa da sığınılacak bir Nuh'un gemisi vardır düşüncesiyle gemide tanıştığı dostlarını sevenlerine miras bıraktı. Ne var ki 28 Şubat süreci İmam Hatip Lisesi düşmanlığını apaçık ortaya koymuştu. İrtica, puan, baraj, engelleme derken İmam Hatip Lisesi öğrencilerinde azalma oldu. İrfan Hoca bu savaşta dimdik durdu. "Ne diye İmam Hatip Lisesi'ne gideceğiz?" şeklinde serzenişte bulunan üç evladına, "Bu okullara siz gitmeyeceksiniz de kim gidecek? O okula sadece üç kişi gidecekse üçü de siz olacaksınız," dedi. Sorumluluk yüklediği evlatlarına, "Gayret bizden, tevfik Allah'tandır," diyordu. İşte bu mihnetli günlerde dostları İrfan Hoca'ya "uzun adam" demeye başladılar. İrfan Hoca, "Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerindir," diyerek ümmetin evladına hizmet noktasında Afyon İmam Hatip Lisesi'nde çalışmayı tercih etti. 2015 yılında İbrahim Özkul Hoca rahmeti rahmana kavuşunca acısı yüreğine kor gibi düşmüştü. Bu dava öksüz ancak büyüktü. Sahip Hata İmam Hatip Lisesi'ne sarıldı İrfan Hoca. Bazıları onur ve şerefi parayla, pulla, makam ve mevkiyle ölçerdi. Onun ölçüsü Allah'a kul, Habibine ümmet olabilmekti. Eskilerin deyimiyle iyi bir muallimdi. Herhalde bütün öğrencileri onu ismiyle müsemma olan şu dörtlükle anıyorlardır. İlim irfan verdin bize, sevgi dostluk serdin bize, çok yaşayın derdin bize, öğretmenim sen çok yaşa. İrfan Hoca'nın gözünde bütün öğrencileri tertemiz kır çiçekleriydi. Temiz fıtrat üzereydiler. O da kır çiçeklerini çok severdi. Yıllarını kaygı ederken, ilk öğretim lise derken, mezun olup da giderken, sevdim sizi kır çiçeği. Çok iyi bir okuyucuydu. Evindeki kitaplığı bunun somut delilidir. Uzun yıllardır birkaç dergiye aboneliği hala devam ediyordu. Değer verdiği düşüncelerine candan katıldığı gazete, dergi ve kitapları çorbada tuzum olsun niyetiyle alır, sorumluluğunu yerine getirirdi. Herkes duyacak bilecek, saklanmaz gayrı bu gerçek. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, hak yol İslam yazacağız. Öğrencilerine karşı yerine göre anne baba arkadaş olurdu. Öğrencileri onu çok severlerdi. Onların Kur'an nesli olmaları için çabalardı. Her öğrencisini kazanmaya çalışır, içlerinden birinin bile harcanmasına kıyamazdı. Çünkü bilirdi ki ebreheler için ebabiller yaratırdı Cenab-ı Allah. İslam'ı yaşamaktı gayesi. Onun bazı sözleri kimilerini kırsa da hiçbir zaman İslam'a, Kur'an'a ve
Hazreti Peygamber'e ters düşmemiştir. Budur cihanda en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Cehalet bir bilmezlik durumu değil, bir kendini bilmezlik durumudur. Bu sebepten İrfan Hoca kendini ve Allah'ı bilmezlerden uzak dururdu. Hayatı boyunca da İslam'a giren bid'atleri, hurafeleri, din haline getirilen gelenek ve görenekleri ve bunların yanlışlığını anlatmış, bu yüzden de bu yanlışların yapıldığı yerlerde bulunmamaya gayret etmiştir. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak, ne de fal açmak için. Böyle düşündüğü ve yaşadığı için onu kınayanlar, horlayanlar da olmuştu. Ama yine de bu tür düşüncelere hiçbir zaman prim vermemişti. Gönül almak için şakalaşmak mürüvvettendir düşüncesiyle şakalaşmayı çok severdi. Babasının engellemesiyle yarım bıraktığı yüksek lisans çalışmasını ve içeriğini anlatır. Anlattığı konular bu yarım kalan tez çalışmasıyla ilgili ise İrfan Ağılönü'nün basılmamış yüksek lisansı esprisini yapardı. Bu mizahi yönü sadece dostlarıyla değil, öğrencileriyle de aralarında sağlam bir bağ oluşturmuştur. Sağlık Meslek Lisesi'nde boş olan bir müzik dersine girmiş, liseli öğrencilere anaokulu öğrencilerinin söylediği "Köpek uçmak istemiş" şarkısını söyletmiştir. Diğer öğretmenlerin şaşkınlıkla onları izlemesi, öğrencileriyle kurduğu diyaloğun eseriydi. Hakkın güneşini doğuramayanlar, batılın gölgesinde kaybolurlar tasavvuruyla, bu din gölgesinde çabalardı. İsmi gibi İrfan'dı. Hiçbir zaman kendini mükemmel bulmaz, kendini hep eksik görürdü. Tek bir düşünceye saplanıp kalmaz, her görüşe açık bir kimliğe sahipti. Çünkü mümin ferasetli olmalıydı. At gözlüğüyle değil, at gözü ile bakın derdi. At gözü, önü, yanı da görürdü. Feraset de zaten bu demekti. Hak ile batılın kavgasında hep ön saflarda yürüdü. Siyasetle yakından ilgilenmiş fakat alt kadrolarda görünmez adam sıfatıyla hizmette bulunmuştu. İbrahim Özkul Hoca vefatından önce İrfan Hoca'yı rüyasında görür. Rüyada koluna bir saat takar. İbrahim Hoca da bu rüyayı "İrfan Hocam, milletvekili olacaksın galiba" diye yorar ve gülüşürler. Allah bilir o saat ikisinin de rahmeti Rahman'a yolcu olacağının vaktinin geldiğinin işaretiydi. Ölümden asla korkmaz, sağlam bir iman ve inanca sahipti. Ölüme üzülenlere "Doğuma inancınız var da ölüme yok mu?" diye sert çıkardı. Ölüm onun için sevgiliye kavuşmaktı. Bir cenaze taziyesinde arkadaşlarına "Ölüm sırası bana geldiğinde kimseye vermem" diyerek latife etmişti. İbrahim Özkul'un ani vefatının ardından "Hepimizin sonu bu değil mi? Bir gün İrfan Hoca ölmüş diye duyarsanız şaşırmayın" demişti. Ölüm güzel şey. Hiç güzel olmasa ölür müydü peygamber? Kan bağıyla değil, gönül bağıyla birbirine bağlı olan bu iki dost, sıkıntılara beraber göğüs germişler, acı ve mutlulukları beraber paylaşmışlardı.
Yine bir gezekte dostlarla sohbet ederken İrfan Hoca'yı komşusu arar ve evine hırsız girdiğini söyler. Eşi ve çocukları köydedir, evde kimse yoktur. İbrahim Hoca ile beraber giderler. Hırsız, dış ve iç kapıları kırmış, zarar vermiştir. O gece İrfan Hoca'nın bütün ısrarlarına hayır diyen İbrahim Hoca, sabaha kadar dostunun yanında kalmıştır. Dostluk denen şey bu olsa gerek. O etrafını aydınlatırken kendisi eriyen bir mumdu. Bu mumun kusuru kendi dertleriyle başkalarını dertlendirmemekti. Bu yüzden olsa gerek bir sır küpüydü. İçindekileri dışına sızdırmazdı. Onun için o bir bal arısıydı. Başkaları için bal üretir, çok az bir kısmını kendine ayırırdı. Birçok kişi onun vesilesiyle iş, aş, meslek sahibi olmuşlardı. Ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kavuşturur. Bir Afrika atasözü şöyle der. Yaşlı bir bilge öldüğünde bir kütüphane yanmış demektir. O kütüphanelerden biri daha yandı. 26 Ağustos 2015 tarihinde aramızdan ayrılışıyla yüreklere derin bir acı düştü. Dualarımız onun en çok sevdiği dua olsun. Allah'ım, yakamdan ellerini çekme ki başka eller yakama yapışmasın.